Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Haziran ayının konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Evet, Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak. Daha sonra Yengeç Burcu'na geçecek. Merkür Retrosu artık tamamlanıyor. 3 Haziran itibariyle Merkür Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Ve 13 Haziran'a kadar Boğa Burcu'nda, 13'ünden sonra ise İkizler Burcu'nda olacak. Ay boyunca gezegeniniz Mars sizinle birlikte Koç Burcu'nda ilerliyor olacak. Jüpiter de sizin burcunuzda ve 14 Haziran'da Yay Burcu'nda bir dolunay var. Ay sonunda 29 Haziran'da ise Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 21'ine kadar İkizler Burcu'nda olacak. Üçüncü evinizi aydınlatıyor olacak. 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğmuştu. Aslında ayın Haziran'ın ilk yarısı içerisinde bu yeni ay etkileri devam edecek. Güneş'in üçüncü evinizi aydınlatması yakın çevre ilişkileriniz, iletişim, eğitim, bazı gezi ve seyahatlerle ilgili konular ya da ticari faaliyetler alanında bazı yenilikler getirebilir hayatınıza. Buralardaki aksiyonları arttırabilir. Mars'ın da artık ay boyunca burcunuzda olması kişisel girişim alanında sizi daha cesur hale getiriyor. İnisiyatif alabileceğiniz, enerjinizi yeni girişimlerde kullanabileceğiniz, daha hevesli, daha deneyimsel olabileceğiniz bir aydasınız. Yani ayın genelinde Mars size enerji bakımından çok destek olacak. Gereken yerlerde mücadele de edebilirsiniz. Kavga edilmesi gereken yerlerde son derece yine savaşçı olacağınız, buralarda da enerjinizi güçlü bir şekilde kullanabileceğiniz bir dönem. Ancak biraz agresyona dikkat edin. Çünkü Mars sizi çok çabuk sinirlendirebilir, agresif davranabilirsiniz, bazen çok sabırsız davranabilirsiniz. Bunlar da gereksiz riskler aldırabilir size. Özellikle dürtüsel, tepkisel davranmamaya dikkat etmekte fayda var. 3 Haziran itibariyle Merkür Boğa Burcu'ndaki gerilemesini tamamlıyor ve artık geçtiğimiz özellikle 10 Mayıs'tan itibaren Merkür gerilemesinde hayatımızda ertelenmiş konular olabilir, bazı şeyler mesela karışmış olabilir, tam sonuç alamamış olabiliriz. Bunları tamamlamak için bize fırsat verecek. 13 Haziran'a kadar Boğa Burcu'nda olacak. Özellikle para evinizde şu anda gerilemesini bitirip ileri döneceği için özellikle finansal konularda bütçenizle ilgili hesaplar olabilir, muhasebe işleri olabilir, ödemeler, gelir gider dengenizde tamamlamalar, gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Buradaki bazı yanlışları düzeltebilirsiniz, eksikleri tamamlayabilirsiniz ya da gecikmiş konularla ilgilenebilirsiniz. Ayın 13'ünden itibaren Merkür ikizlere geçecek. Merkür'ün ikizlere geçmesiyle beraber özellikle hareket ve iletişim trafiği, bir şeyleri öğrenmek için daha hevesli, daha coşkulu olmanız mümkün. Hani bir işi başlatmak, bir ticari anlaşma olabilir örneğin veya bir seyahat organizasyonu olabilir. Ve bu dönemde daha fazla eğitimle ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenizle de bilgi alışverişinin artması, özellikle kardeşler, yakınlar, akrabalar, hatta komşularla olan iletişimlerinde 13 Haziran'dan sonra çok daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesi mümkün. Ve 14 Haziran'da 23 derece Yay Burcu'nda dolunay meydana gelecek sevgili koçlar. Sizin için güzel bir dolunay, sizi destekleyen bir dolunay bu. 9. evinizde meydana geliyor. Dolunaylar tamamlanma süreçleridir aslında. Sonuç alma dönemleridir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın size tesirleri çok daha güçlü olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı konular şimdi sonuç verebilir hayatınızda. Bunlar hani yurt dışı ile bağlantılı bazı hedefleriniz olabilir. Üniversite akademik konulardaki gündemleriniz olabilir. Bazı hukuksal beklentileriniz olabilir örneğin. Bu dolunayla beraber uzak seyahatlerinizi, yolculuklarınızı hayata geçirebilirsiniz. Belki planlamalar da yapabilirsiniz. İletişim, İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde olabilecek her türlü kişisel girişim anlamında da bu dolunayın hayatınızda önemli açılımları olabilir veya daha önce yapılmış olan bazı başlangıçların sonuçlarını alabilirsiniz. Bunları değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. Evet, bu ay Boğa Burcu'nda ilerleyen Venüs aslında bütçenizle ilgili konular, yani maddi kazanımlarınız, paranız, bunları doğru değerlendirme, kendinizi en azından maddi güvende hissetme konusunda size çok özel fırsatlar verebilir sevgili koçlar. Merkür'ün de ayın ilk
10 günlük döneminde Boğa burcunda ileri harekete dönecek olması, işte bu parayla ilgili konularda bazı çözümleri daha hızlı getirebilir size. Özellikle 12 Haziran ve yakınlarında Venüs'ün kuzey düğümde Uranüs'le birlikte birleşiyor olması bazı sürpriz çözümler de getirebilir. Sürpriz kazançlar, beklemediğiniz kaynaklar olabilir bunlar, veya daha önceden yapmış olduğunuz girişimlerin olumlu sonuçları, bir yatırımın hızlı bir şekilde artıp size maddi anlamda bir konfor getirmesi. Hani bunları bekleyebiliriz. Bazı Uranüs sürprizlerine Venüs'le beraber hazır olmakta fayda var. Ayın 10'u, 11'i, 12'si bu günleri aslında olumlu değerlendirebilirsiniz. Size maddi konularda destek sağlayacak kişilerle tanışmanız, bazı sorunlarınızı hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde çözümlemeniz, işte beklemediğiniz yerlerden böyle hızlı kazançları elde etmeniz de mümkün olabilir. Ayın 21'inden itibaren Güneş artık Yengeç Burcu'nda ilerliyor olacak. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay 3. evinizde doğacak. 3. evi konuları daha çok hani, pardon, 4. evinizde doğacak sevgili koçlar. Daha çok hani eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konulara işaret ediyor. Bunlar tabii ki yaşadığınız mekanlarda bazı yenilikler getirebilir. Hani belki bir taşınma, yer değişikliği, hani evinizde yapılacak dekorasyon değişimleri olabilir. Aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili konular, onlarla olan ilişkiler veya aile içerisindeki bazı başlangıçlar. Tabii ki evlilik, yuva kurma gibi kavramları da alabiliriz bunun içerisine. Bu yeni ay ayın son günlerinde doğacağı için aslında Temmuz'un ilk 10 günlük döneminde de sizin için gündeminizi belirleyecek, önemli olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 7 derece yengeçte doğacak olan bu yeni ay özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli olabilir, çok daha etkili olabilir. Öncü bir yeni ay, çünkü siz de öncü bir burçsunuz. O yüzden hayatınızda özellikle ev, yuva alanlarında, yerleşim alanlarında, ailevi konularda bazı yenilikler yapmak, yeni adımlar atmak için bu yeni ayın çok güzel destekleri olabilir. Evet, ayın önemli günleri ve sizin için yararlı olabilecek günlerinden de bahsetmek istiyorum. Özellikle 9 Haziran'la 13 Haziran arasındaki süreçte maddi konularda bazı özel sürprizlerle, desteklerle karşılaşabileceğinizi söyledim. Bunun yanı sıra 16 Haziran, 18 Haziran, 27 Haziran, bunlar da hem kişisel girişimlerinizle ilgili, ilişkilerinizde veya toplumsal işlerinizde, kariyerle ilgili konularda, atacağınız adımlarda destekler alabileceğiniz, daha şanslı bir şekilde enerjinizi kullanabileceğiniz, olumlu geri dönüşlerle karşılaşabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz günler. Bu özel günlerde özellikle söylemek istiyorum. Evet, ayın geneline baktığımızda sizin için aslında verimli kullanabileceğiniz maddi konularda problemlerinizi çözmek için hızlı ve sürpriz destekler alabileceğiniz, yakın çevre ilişkilerinden yine hareket beklediğiniz ama kişisel girişimler anlamında da özellikle eğitim gibi konular olabilir, ticari konular olabilir, buralarda olumlu adımlar atabileceğiniz verimli bir ay Haziran ayı. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.